Karınlar doydu. Sular içildi. Şimdi uyku zamanı. Koyunlara çalınıyordu. Bunlara ne çalınır acaba? Bir, bu. Bakın işte. Trabzon'dan herkese merhabalar. Ben Samet, kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çünkü 10.000 aboneyi geçtik. Artık kanalımız hızlıca büyümeye başlayacak. Sizlerin sayesinde oluyor bunlar. Bana vermiş olduğunuz destekler, atmış olduğunuz yorumlar, bırakmış olduğunuz beğeniler kanalımızın büyümesini sağladı. Tekrardan hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet arkadaşlar, bugün otlaklarda biraz kalabalığız. Siz de görüyorsunuz. Nazara ile yayla kızını da dışarı attım. Bugün çok otlaklı bir yere gitmeyi planlıyoruz. O yüzden kalabalık çıkardım. Yukarıda bir yer var. Rahat böyle bir hafta falan ot ihtiyaçlarını karşılayabilecek hayvanlar. İşte gidebilirsek bugün oraya gitmeyi planlıyoruz. Şimdi şu yan tarafa atmam lazım onları. Şuraya. Onlar orada otlarken ben de işlerimi halledeceğim çiftlikte. Şu an daha yeni geldim. Az bir şey yem verdim hayvanlara. Böyle zil aç karnı atmıyorum. Aman. Zil aç karnı atmıyorum onları. Ot dokunmasın diye. Neyse şu yan tarafa bir geçirelim onları da. Bunlar da şimdi değişik geldiler. Onlara ya, koklanıyor hayvanlar. Ne yapsınlar? Siz kimsiniz diye. Aslında her zaman oldukları yerdeler yani. Aynı ahırın içindeler. Ama dışarıda tanışma merasimi yapıyorlar şu anda. Bak bak bak. Hadi bakalım. Yan tarafa çıktık arkadaşlar. Buranın otu daha güzel. Daha yüksek. O yüzden dedim direkt buradan başlasınlar. Ben de işlerimi halledip onlarla birlikte onları otlatmaya getireceğim. Getirecek olduğum yerde yarım saat otlasalar karınları bomba gibi olur. El değmemiş, ne zamandan beri kimse uğramamış bir otlak. Hayvanlar otluyor. Tosunlar birazcık rahatsızlık verecek ama bir süre yani. 15-20 dakika sonra onlar da anlayacaklar. Bir kızgınlık durumu olmadığını. Rahatsız etmeyi bırakacaklar. Bakın şaşkın bile bıraktı şu anda rahatsızlığı. Şeyin yanında, arkasında. Tosuncuğun arkasında. En şey odur normalde. Ne derler? Böyle neyse, şimdi ona uygun bir şey bulamadım. Hayvanları en çok rahatsız eden odur. O bile vazgeçti. Baktı ümit yok. Hadi otlayın bakalım. Ben de işlerimi halledeyim. Geleyim, tamam mı çocuklar? Havada otlamalarına çok müsait bu arada. Serin yani. Sinek de olmaz. Hadi bakalım. Bu arada çiftliğimizin yolu açıldı arkadaşlar. Dün ben yoktum çiftlikte. Abim buranın yoluyla uğraştı. İşte kesilecek odunları kesti. Bu tarafa da attı. Yolumuza da kavuştuk çok şükür. Daha da odun kalmadı. Yani bu sondu. Çalı çırpı belki. Çok az bir şey vardır. Aynen şöyle. Şuradan aşağıya. Şu balkonumuza bir çıkalım. Bakın şurada mesela şöyle tek tuk. Şuralarda tek tuk çalılar vardır. Böyle külfetli odun daha yok. O yüzden böyle tıkanma bir daha yaşanmaz. Bu sondu yani. Şimdi içeri girelim. Hayvanların gönüllerini hoş tutalım. Hadi bakalım, bağırıyorlar. Özellikle o inekleri çıkardım ya, şimdi onlara ekstra bağıracaklar. Neden bağırıyorsunuz?
Bak Zühtü acıklık diyor Zühtü. Hemen sağayım onları da böyle saman yem falan vermiştim bunlara. Şimdi sağma başlayacağım ama tabii sağma başlamadan önce çiftliğimin halleri burada. Yani daha yeni geldim. Bir temizlik yapalım ondan sonra sağma başlayalım. Ahırda işimizi bitirdik arkadaşlar. Bu arada bayağı güneş çıktı. Şimdi hayvanları o dediğim bol otlaklı yere çıkarmak için yola koyuldum. Yavaş yavaş gitmeliyim. Yani geçenki gibi güneş çarpabilir beni. O yüzden böyle dinlene dinlene yavaş yavaş gideceğim. İnekler şu anda iki grupta nazara geldi. Az önce bağladım onu. Susamıştı hayvan. Bunlar da muhtemelen bir saat sonra su içmek için aşağı inecekler. O zamana kadar güzelce karınlarını doyuralım. Hayvanların yarısını buldum. Diğer yarısı da arka tarafımdaki yerde kaldı. Yanıma peynir suyu da getirmedim arkadaşlar. Geçenki videoda çaktırmadım ama bayağı ezdiler beni. Böyle morarttılar her taraflarımı. Bu sefer cesaret edemedim. Saldırıyorlar özellikle şu şaşkın. Kafa göz giriyor yani hiç dinlemiyor. Şimdi bunlar benim peşime gelir mi? Önemli olan o. Ben de bilmiyorum. Ay. Şu an oturdum şöyle. Soluklanıyorum. Bayağı güneş çıktı. Sabah serindi tabii. Sabah erken çıkardık onları. Karınları da maşallah yani. Fena da değil ama. Erkendir şu anda. İyice doyurmaları lazım. Şu tosuncuk da yani. Tohumlasa tohumlar artık inek. Baksanıza. Boy poz o biçim. Şey ama. Kilosu yok yani. Boyu fazla ama. Tabii ki yaş otluyor şimdi. Kuruya çekerseniz onu ne olur? Etlenmeye başlar. Ama önemli olan altyapısının olması. Boyu olursa kilo da tutar yani. Neyse devam edelim de. Hadi gelin bakalım şimdi. Gelin bakalım çocuklar. Fındık kurdu yattı. Hey Allah'ım ya. Hepsinin derdi başka. Kimi yatmak istiyor. Kimi karnını doyurmak istiyor. Kimi çiftleşmek istiyor. Hey Allah'ım. Gelin. Bakın. Şurası mesela. Yabani yonca deriz biz buna. Bakın. Hayvanın yiyebileceği yani böyle otlakta bulabileceği en kaliteli ot. O bir de şu. Yabani mercimek. Aha. Bundan da çok vardır. Yani şundan her tarafta vardır. Bakın şöyle koparma başladım mı? Çok var her tarafta. Yabani yoncayla yabani mercimek karışık. Tabii belirli kısımlarda. Şimdi yukarı çıktıkça rastlamaya başlıyoruz. O otlara. Aşağılarda şu kılçık otu dediğimiz hiç de sevmediğimiz bir ot türü şu. Aşağılarda bu mevcut ama hayvanlar bunu da çok seviyor. Protein değeri şunun belki de yarısı kadar yoktur besleme özelliği. O yüzden biz bunu tavsiye ediyoruz. Tabi bu Allah'tan gelen bir şey. Biz ekmedik dikmedik. Çıkıyor buralarda. Hayvanlar da biliyor bunları. Geliyorlar buralara. Hadi gel. Hadi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şimdi otluğa çıktığımız zaman yeni yonca saman fiyatlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Başta girmedim bu konuya.
dedim bir böyle yerimizi alalım otlakta. Hem inek otlatırız hem muhabbet ederiz. Haberler hiç iyi değil. Böyle küçük bir ipucu vereyim sizlere. Biraz moralim bozuk o yüzden. Neyse bir gidelim. Hadi gelin aferin bakalım geliyorlar ha. Hadi öğreniyorsunuz yavaş yavaş gel. Bak bak. Gel. Bir tek tosuncuk geldi arkadaşlar. Diğerleri henüz daha burayı keşfedemedi. ben de tosuncuğu bırakıp gidemiyorum. Bakın şu yandaki fındıklığın hemen yanı sebzelik. Oraya giderse bu hayvan oradan çıkarana kadar ne sebze kalır orada ne başka bir şey. Riske atamam o yüzden. Bekleyeceğim. Bekleyeceğim derken bakın gözüm aşağıya aldı. İki tane daha geldi. İyi iyi. Tamam bunlar da geldiğine göre komple gelirler yani. Şimdi burayı otlatacağım bunları. Bura çobansız olmaz. Yani bensiz olmaz. Kollamam lazım. Fidan var bir şey var. Uzanırsa işte çubukla dürteceğim. Deh diyeceğim. Düh diyeceğim. Korkutacağım. Otluyorlar bakın. Diğerleri de gelsin. Videomuza devam edelim öyle arkadaşlar. Ey mübarek hayvan ya. O otladıkça ben doyuyorum resmen. Ye benim oğlum ye. Ye bakalım sen takma kafanı zama zuma. Otlatacağız. İstediği kadar zam gelsin. Hiç sıkıntı yok. Ot Allah'ın otu. Aha yerden işte bak kudretten geldi. Hayvan rızkını alıyor. Bu kadar basit. Evet geliyorlar geliyorlar. Gelin bakalım. Bakın. Gül Cemal. Şaşkın. Hemen arkasında yayla uşağı. Önümde tosuncuk. Ve arkadan gelecek olan yayla kızı. Ceylan. Fındık kurdu. Yazmalı ve daha peşine karamel. Hemen yani ha bu kadar yeri bıraktın hemen git oradan uyana. Allah'ım ya. Hayır. Burada incir vardı arkadaşlar. Kar kırdı onu. Yanımda da satır bir şey getirmedim yani orak morak bir şey. Ben de şimdi görüyorum bunun yıkıldığını, kırıldığını. Yoksa alırdık onu oradan temizlenirdi. Hayvan rahat otlardı ama bir dahakine artık. Evet bakın kütür kütür otluyorlar. Ben de önlerinde duruyorum. En ufak bir zarar ziyan da müdahale etmek için buradayım. Arkadaşlar, hayvanlarımız yerlerini aldı. Gayet güzel otluyorlar. Kötü haberim var demiştim size. Dün otçuyu aradım. İşte saman aldığım yeri aradım. Saman 3 liralara kadar çıktı. En son 1900, işte 2 liralardan almıştık. 1 lira kadar bir zam geldi bir anda. Yoncaya şok oldum ya. Yonca 5 lirayla 5,5 arası diyorlar. Kilogram fiyatı bakın. Yani şuradan 1 kilo ot biçip kuruttunuz mu 5 lira 5,5 lira. Biz mandalinayı bu sene 3-4 liraya zorla sattık. Yani bu insan yiyeceği mandalina. Şu yerde Allah'tan gelen ot kilosu 5 lira 5,5 lira. Tabii şimdi niye saman bir anda 3 lira? Hadi yonca tamam neyse yonca alıştık zaten. Bir seneden beri aynı kuraklık var. Yonca yok, yonca yok, yonca yok diye 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 yoncanın pahalı olmasına alıştık. Peki saman neden bir anda bu kadar fırladı? Çünkü yonca pahalı olunca
samana talep arttı. Bir ürüne de talep artınca ne oluyor? O ürün değerli oluyor. Her ne olursa olsun. Yani çok affedersiniz, ineklerin tezeğine bile talep olsa, şimdi gübre pahalılaştı. Vatandaş dese ki tezek alalım üretici arkadaşlardan, işte hayvancılıkla uğraşan arkadaşlardan. İnanın tezeğin çuvalı bile 40 lira olur, 50 lira olur yani. Çünkü niye? Talep var. Bu da aynı şekilde samana da talep artınca ucuz diye ne oldu? Vatandaş yonca alamıyor, ot alamıyor. İşte dediler ki böyle samana vuralım hayvanları. Saman da bir anda oldu 3 lira. 2.75'e işte en son bırakırım dedi. Tabi bunların da elinde yapacağı bir şey yok arkadaşlar. Hani bizim aldığımız samancı, otçu. Onun da küçücük deposu var. O da aynı bizim gibi. Yani bittikçe deposunu dolduruyor. Bittikçe deposunu dolduruyor. O da en son 2.5 liradan almış. Artık nereden alıyorsa, tırlardan mı alıyor, nereden geliyor sonra da kilogram fiyatını 2.5 liradan. Yani şok oldum ya. Tabi bunları derken iyi haberlerimizde yok mu? Var. Hani işte yazın geldi artık. Otlar bakın bol bol büyüyor. Biz de otlatıyoruz. Elimden geldiğince, ama bu bir ay olur, iki ay olur, üç ay olur, beş ay olur, ne olursa otlatmaya çalışacağım. Ne otlatırsak kârdır. Bugün 12. günümüz olması lazım. Böyle merada. Bakın 12-13 günden beri hayvanlarımız sağlıklı besleniyor. Hem de bize maliyet çıkarmıyorlar. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Hayvanlar yavaş yavaş susamaya başladı bu arada. Bayağı geçti aradan. Videoya giremedim ben. Saat şu anda 2'yi geçti gidiyor. Karınlarını fena değil. Doyursunlar tamamen. Onlar zaten kendileri bir anda susuzluk başlarına vurunca kendileri artık yola koyulacak. Ben hiçbir şey demiyorum. Kendileri ne zaman isterlerse o zaman. Hava bozdu arkadaşlar. Az önce yanıyordu ortalık. Bir anda bulutlar geldi. Şöyle bakın. Bulutlar geldi. Rüzgar çıktı. Hava bozacak yani belli. Yağmur yağacak. Yağsın. Otlaklarımız böyle bir ıslansın. Peşine bir güneş açsın. Tekrardan çıksın. Biz de otlatalım. Yani hesaplıyorum da şu anda bir 20 günlük otlatabileceğim yer var. Aynen 20 günlük var. Ha 20 günden sonra ne yapacağını diyeceksiniz şimdi. 20 günden sonra alıp hayvanları çıkacağım. Şu anda alıp gidemiyorum çünkü koyunlar var. Komşuların koyunları otluyorlar. Hani ot yok yani. Her tarafı yapmışlar böyle çöl gibi. Bizim buralarda otun olma sebebi koyun girmiyor buralara. Ne oluyor? Hızlı büyüyor ot. Yiyen hayvan olmadığı için hızlı büyüyor. Bunlar otluyor. Ama diğer taraflarda, diğer fındıklıklarda bir sürü koyunlar var. Böyle toprak yapıp gidiyorlar. 20-25 gün buralarda böyle idare ederim onları. Sonrasında zaten koyunlar gidecek. Hemen peşinden de ot geliyor köpür köpür. Hayvanlarımızı otlatacağız Allah'ın izniyle. Bir buçuk, iki ayda öyle gider. Toplamda der 3 ay. Yine buralara işte buralara gene salacağız. Öyle öyle yapacağız bir şeyler bakalım. Arkadaşlar giderken çekecektim onları ama inanın hızlarına yetişemedim. Bakın bakın. Ay ya. Bir anda su vurdu akıllarına. Ey Allah'ım ya. Otluyorlardı. Bir tanesi böyle bir gideyim gibi yaptı. Peşindeki hızlandı. Derken bir anda başladılar koşmaya. Bakın bakın. Suya gidiyorlar şu anda. Biz kaldık ta nerede? Hadi biz de gidelim bari.
Aha, görünmeye başladı. Su bayağı aşağıda daha onlarda. İçsinler bakalım. Karınlar doydu. Sular içildi. Şimdi uyku zamanı. Şu anda var ya, inanın yani böyle uykuya dalarım. Rüya bile görürüm. O kadar ki rahat yerim. Arada gurgur ediyor karnı bu şaşkının ama o göz ardı edilebilir yani. Bu kadar rahatlığın içinde o hiçbir şey. Öyle değil mi oğlum? Ya bu gene biraz böyle çok huysuz bir şey ama en cana yakında bu arkadaşlar. Bakın geldim böyle beni hemen bağrına bastı değil mi benim oğlum? Aa bak. Hemen bağrına bastı beni. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ne kadar rahat ya. Karnı da böyle inip çıkıyor ha. Şey gibi, terapi gibi. Az keyif yapalım dedik. Aha. Rahat bırakmıyorlar arkadaşlar. O şimdi ben yattım ya şaşkının yanına. Kıskandılar, kıskandılar. Yapma ya. Uyuyacağım da korkuyorum arkadaşlar. Basarlar üstüme ya. Ah benim güzel oğlum. Şarkı söyleyelim mi? He? Sen ne anlarsın şarkıdan ya? Hemen gördün şarkı söyleyelim dedim mi hemen aman etti böyle kafası. Peki şiir okuyalım mı? He? Olsaydı bir kavalımız kaval çalardım bunlar ama kaval koyuna çalıyor değil mi? Aynen. Tamam. Durun. Kaval koyunlara çalınıyordu. Bunlara ne çalınır acaba? Bir... Bak işte. O yüzden uykuya dalamıyorum işte ya. Allah'ım ya Rabbim. Yani 2 dakika. Yani ne hepiniz yatmışsınız ya. Hepsi yatmış bu arada. Gidelim biraz da yayla uşağından uyuyalım bay bay. Burada tam çiftlik ortamı oldu arkadaşlar. Tavuklar da yalnız bırakmıyor bizleri. Yazmalı hala daha otlamaya devam ediyor. Fındık kurdu yattı. Başucunda 2-3 tane tavukla birlikte. Burada da benim yanda otçuklar var. Şu yayla uşağından da uyumak istiyorum birazcık. Merhaba, uyuyabilir miyiz? Lütfen please. Bunun doğduğundan beri kulakları çok büyük arkadaşlar. Taşıyamıyor bakın. Yanlardan aşağı sarkıyor kulakları. Ama olsun ben onu çok, çok seviyorum. Birazdan canlanırlar. Birazdan dediğim 1 saat sonra ayağa kalkar ve otlamaya devam ederler. Ben de yatacağım yanına. Evet arkadaşlar. Ben kalktım. Uykum da kaçtı zaten. Hava böyle bir alıp bir veriyor. Yani bir kapatıyor, bir açıyor, bir güneş geliyor. Buradan da bozacak olduğunu anlayabiliriz. Şimdi ben çiftliğe gideceğim. Temizliği tam böyle dört dörtlük yapamadım arkadaşlar. O temizliği yapacağım. İnekle, yani yayla kızıyla Ceylan'ı da içeri alacağım. Bunlar kalsın. Çünkü onlar çok doydular arkadaşlar. Böyle karınları İki büklüm geldiler. Bir de buzağı var karınlarında ya. Hemen doyuyorlar. Bunlar kalsın ama. Bunlar en son. Yediririm, içiririm hayvanları. Sağarım. Bunların yerini de temizlerim. Yıkarım. Geldi mi yatarlar direkt. Tabii samandan yem de veririm onlara. Şimdi ben gideceğim. Bunları bırakacağım böyle. Gayet mutlu hayvanlar. Şu an kuşluk. Biz buna kuşluk deriz. Kuşluk yapıyorlar. Yani böyle
Dinlenme gibi. Birazdan ayaklanmaya başlarlar. Tekrardan otlamaya gidecekler. Artık sonra gelirler mi yoksa biz mi gider alırız onları bilmiyorum. Ben şimdi çiftliğe gidip o dediğim işleri gerçekleştireyim. Bakın Bay Duffy, Bayan Duffy bile yatıyor yani. Tam yatmaz saati bütün hayvanların. Bu aralığı da biz iyi değerlendirelim. Şu hayvanları içeri alayım. Ben de bayağı tıkandım ya. Bir yandan rüzgar vuruyor, bir yandan güneş açıyor. Vücut da ne olduğunu anlamadı daha. Neyse şu hayvanları bir alalım bakalım. Kız ne oldu size ya? Yatan yatana yahu. He? Puf ya puf. O kadar kim yiyin dedi size. Bunların karnı dediğim gibi böyle ekstra doydu yani. Çünkü buzağı da var karınlarında. Bir de böyle görünce bolotu saldırdılar. Hızlı hızlı otladılar. Şimdi bizim deyişimizle mide fesatı geçiriyorlar. Alayım onları da içeride yatsınlar arkadaşlar. Yayla kızını da alalım. Baksanıza karnı ne arkadaşlar. Gel Ceylan. Gel kızım gel. Aferin sana. Bu da zor yürüyor. Çok mu doydun sen? Bak bak yerini bil. Ey Allah'ım senin akıllarına. Bak 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 bak. Tam yeri de orası işte arkadaşlar. Ya bunlar çok tatlı. Gel bakalım gel. 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 Dur alayım ben seni. Şu güneş de vuruyor kameraya ya. Peki. Güzel bir görüntü olmuyor. Gel bakalım. Git sen de. O da yeğeni biliyor. O da yeğeni biliyor. Git. Git. Bu da kambur oldu böyle. Karnı doydu ya. İki büklüm geldiler yukarıdan. Baksanıza arkadaşlar. Bunları akşamdan az bir şey samandan yem attık mıydı? Tamamdır. Gel. Gel kızım benim. Gel bebeğim. Gel. Senin arkadaşın Ayvalı olacaktı ki şimdi ikiniz nasıl otlardınız? Bunun otlak arkadaşı Ayvalı'ydı. Çok severdi Ayvalı arkadaşını. Öyle değil mi kızım? İkiniz hep kaçardınız. Ben de kovalardım. Komşuların bahçelerinde sizleri. Bunu da bağlayalım. Evet arkadaşlar. Yayla kızıyla Ceylan'ı bağlayınca dedim Narin'i atayım dışarı. Narin'i uzaklara getirmiyorum. Çünkü artık ağır ayak yani hayvan ağır gebe gelemez peşimize, gelse bile eziyet çektirmiş oluruz ona. Buralarda da ot var, buralarda da şimdi otlayacak. Zaten şöyle bir huyu var Narin kızımın, şuraya bırakın onu, en fazla gideceği şey şuralardır yani. Yeri kazır kazır kazır, çok fazla hareket etmeyen bir hayvan. Otlarken koymuş olduğunuz yerde akşama kadar durabilir. Tabi buzağısı olduktan sonra artık arada buzağısı vurur aklına, çiftliğe gelmek ister, bir şey diyemem ama genel olarak otlarken böyle sabit kalır yerinde. O yüzden çok fazla kontrol etmeyeceğim onu. Ben çiftliği temizlerken o da otlasın burada. Aklım çok fazla kalmayacak yani, huyunu bildiğim için. Evet hadi bakalım. Videoyu kapatmadan şunu da söyleyeyim. Tam taşı bir tane getirdim arpa. Diğerini de getirirken dedim bunu da ilave edeyim. İki çuval arpa aldım arkadaşlar. Normalde çuvalı 225 liraydı. 40 kilogramlık bir çuval bu. 225 liraya alıyordum. İki çuvala 400 lira aldı benden. İşte yemci. Aşağı geldi demek ki fiyatlar. Yani 200 liraya düştü 40 kiloluk çuvalı. İnşallah yani bu yaz yaza doğru inşallah daha da düşer diye tahmin ediyorum. Bu da günün iyi haberlerinden bir tanesiydi. Neyse artık videomuzu kapatalım. Çok da bir şey kalmadı zaten. Bir çiftliğin temizliği işte, hayvanların hazırlıkları falanlar filanlar var. Bugünlük bu kadardı. Ben çok keyif aldım bugünden. Nasıl zamanın nasıl geçtiğini anlamadım arkadaşlar.
Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bugünlük bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.